Başkent gündemi programımızla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. 31 Mart'a artık sayılı günler kaldı. Ve tabii meydanlarda da liderlerin mesajları daha da bir önem taşımaya başladı. Çünkü karşılıklı söz düellosu da var bir taraftan. Bugün Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklamaları vardı. Gündeme damgasını vurdu. Tabii ayrıntılarını akşam haberlerimizde daha detaylı bir şekilde izleyeceksiniz. Ama biz şimdi farklı partileri de elbette yansıtmayı sürdürüyoruz. Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı bizimle birlikte. Mesut Doğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi böyle her partinin projesini izleyicilerimize aktarıyoruz elbette. Siz neler vaat ediyorsunuz? Seçmenle neler konuştunuz? Bugüne kadar nasıl gitti? Hep diyoruz ki ekonomi ön planda neler konuşuldu? Bir isterseniz öyle başlayalım. Yani sokakla başlayalım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Esnaf, halk ziyaretleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla başlık gerçekten ekonomi mi oluyor sizin de gördüğünüz? Evet. Ben öncelikle fikirlerimizi, düşüncelerimizi Ankaralı hemşehrilerimizle, hatta tüm Türkiye'deki insanımızla buluşturma imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Size geldiğiniz için teşekkür ederim. Keşke bütün medya kuruluşları da sizin kadar özgür, bütün parti mensuplarını ve adaylarını ortak bir şekilde insanlarımızla bir araya getirebilseler. Evet, elbette ki çalışmalar yoğunlaştı. Sonuçta 18 gün kaldı. 18 gün sonra ülkemizde 1389 noktada insanlar kendilerini yönetecek, belediye başkanlarını seçecekler. Bu seçim elbette ki yerel seçim. Ama hem bizim seçimlere başlarken yaptırmış olduğumuz çalışmalar, hem de araziye, sokağa indikten sonra görmüş olduğumuz fotoğraf, insanların gündeminde daha çok ekonomik sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bunu belki de eski başbakan ve şu anda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Bey de ifade etti. Yaklaşık bir hafta öncesinde dedi ki, benim gördüğüm insanların gündeminde seçim yok ama geçim derdi var. Gerçekten de öyle. İnsanlarımız, yani beklenme meselesini eleştirdi mesela, değil mi? O evet, söylemi. Tabii ki, yani esasında insanların gündeminde beka sorunu değil, kendi geleceğe dair bireysel beka sorunları var. İnsanların ekonomik olarak yarına dair endişeleri var. Kafalarında ciddi sorunlar var, sıkıntılar var. İnsanlarımız artık işin gerçeği, kendi sorunları konuşulsun istiyorlar. Şehirlerin sorunları konuşulsun istiyorlar. Ülkenin sorunları konuşulsun istiyorlar. Böyle polemiklerle, böyle kavgalardan yoruldu insanlarımız. Ben mesela şahsen seçim çalışmaları başlarken şöyle bir endişem vardı. Biliyorsunuz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere araziye çok sert inildi. Ve gerçekten çok sert bir üslup benimsendi. Bunun altta belki de istenmeyen kavgalara ya da kargaşalara ya da tartışmalara yol açacağına dair bende endişeler vardı. Ama gördüm ki yaklaşık 25 gündür arazideyiz. Esnaf ziyaretlerini yaptığımızda, sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiğimizde, insanlarımıza bir araya geldiğimizde, tüm insanlarımızda özellikle bize karşı çok güzel bir muhabbet görüyoruz. Ve o sert üsluptan etkilenmeden tam tersi, o sert üsluba karşı durduklarını gösteren bir muhabbet görüyoruz ki ben bunu ülkemiz adına sevindirici görüyorum. Yani insanlarımız bu seçimde bir kişi CHP'ye oy verebilir, AK Parti'ye verebilir, MHP'ye oy verebilir. Yani bir ailede, bir sülalede, bir mahallede, bir sokakta, bir apartmanda her fikre sahip insanlar var. Ve bunlarla kavga etmek istemiyor bizim insanımız. Bizim insanımız komşuyla kavgalı olmak istemiyor, akrabalarıyla kavgalı olmak istemiyor, esnaf arkadaşlarla kavgalı olmak istemiyorlar. Ve bu üslup belki de ilk defa bu dönemde çok ciddi manada geri tepecek. Ve ben arkadaşlarımıza da bazen ifade ediyorum, bu seçimi sakin olan, soğukkanlı olan, sabırlı olanlar kazanacak ki biz zaten Saadet Partisi olarak 50. yılımızdayız. Milli Görüş Hareketi olarak 50 yıl boyunca asla ve asla kimse fikrinden dolayı hakaret etmedik. İftira atmadık, tehdit etmedik. Yani mikrop savaşı vermedik. Sürekli temiz siyaset yaptık. Bu anlayışımızdan da asla ve asla taviz vermeyeceğiz inşallah. Peki şimdi projelere ayrıca birazdan bir döneceğim. Hani ayrışma dili, kutuplaşmadan bahsedince hemen o konuya geçelim. Beka meselesi mi diyoruz yerel seçimler? Buna dair Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da sözleri vardı. Hatta yine bizim ekranımızdan, KRT ekranından seslenmişti. İktidar kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyor maalesef dedi. Bu terörist suçlamasına neler söyleyeceksiniz iktidarın? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii.
Ben gerçekten enteresan bir seçim dönemi yaşıyoruz. Çete dedi mesela, onu da belirtelim tabii. Dörtlü yani, çete dedi. Ben en özet olarak aslında bütün bu yaklaşımda olmamanıza rağmen söyledi. Yani biz şunu söyledik. En yumuşak üslupla, ya kazanmak için her şey mübah değil. Gerçekten biz bu dönemde bir kişinin ya da bir partinin makamını kaybetmemek, koltuktaki ömrünü bir gün uzatmak için nasıl kendini kaybedebileceğine şahit olduk. Bu ülke adına o kadar üzüntü verici bir durum ki, hele ki bunu yapan, bu devleti yöneten en üst makam olduğu zaman bu daha büyük bir acı. Şu anda 13 parti bu yerel seçimlere giriyor. Ve bütün partiler özgürce seçime istedikleri şekilde girebilirler. Mesela AK Parti MHP ile ittifak yaptı. Biz saygı duyuyoruz. Kendi bilecekleri bir iş. CHP İYİ Parti ile ittifak kurdu. Ama herkes biliyor ki YSK'da açıkladı ki Türkiye'de seçim bölgesi olan 1389 noktada Saadet Partisi tek başına seçime girdi. Buna rağmen özellikle Saadet Partisi'ne olan teveccühü durdurma adına insanlarda yalanla, iftirayla, tehditle bir algı oluşturmaya çalışmak Cumhurbaşkanı'na yakışmıyor. Hiçbir siyasi parti mensubuna yakışmıyor, hiçbir adaya yakışmıyor. Ve bunun yanında yine koltuktaki ömrünü bir gün uzatmak için insanları korkutmak ya da bunu siyasi bir dile çevirmek kimseye yakışmıyor. Bu yalanlar, bu iftiralar belki birilerinin bugününü kurtarabilir ama vallahi billahi hem kendi yarınlarını kararttılar hem ülkenin yarınlarını kararttılar. Şimdi dün çıkmış, önceki gün de olabilir. Ben çok ciddi manada takip edemedim. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı. Evet. Yani yani insanlara karşı kullandığı üslup şu, diyor ki bizi Kandil'e kadar mahcup etmeyin. Allah'tan kork. Sen Kandil'e karşı bu ülke insanını zaten çözüm sürecinde, barış sürecinde mahcup edeceğin kadar etmişsin. Bu konuda en son konuşması gereken sizsiniz bu konuda. Bugün ama, de mesela. Ama şimdi diyorsunuz ki eğer yerel seçimde siz bize tam destek vermezseniz Güneydoğu'da 6 yaşındaki çocuklar kaymakamlıkları, valilikleri basarlar. Valilikleri alt üst ederler dedi. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zafiyet olursa diye başladı sözlerine. Ve 6 yaşındaki masum çocukların eline silah verilerek işte kaymakamlıklar basılır vesaire gibi sözler söyledi. O zaman yine ben burada şunu söylemek, yani söyleyip söylememe noktasında da gidip geliyoruz ama gerçekten insanlar fazla zorlanılıyor. Yani eğer seçimde Saadet Partisi çok oy alacak diye veya AK Parti'nin dışındaki partiler çok oy alacak diye bir ülkede 6 yaşındaki çocuklar valiliği basabilecek noktaya geliyorsa o ülke batsın zaten. Böyle bir mantık yok ki, böyle bir anlayış yok ki, böyle bir yaklaşım yok ki. Üstelik yerel yönetimlerle ilgili bir seçimdesem böyle söz kullanıyorsun ki bunlar çok doğru değil. Yani ülke insanımız inanın şundan nefret edecek noktaya geldi. Kendisine oy alabilmek için cennet vaat edenler, başka partiye oy verdiği zaman cehennemle tehdit edilenler, yani artık çok fazla hassasiyetlerimiz, inançlarımız ya da yaşantımızın kırmızı çizgileri zorlanmaya başladı ki bu yarın bu sözü söyleyen veya bu cümleleri kullananların başını da ağrıtacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen o vaatlere de bir değinelim tabii, siz açtınız konuyu. AKP'nin oy isterken ki bu mahşer vaatleri mesela. Bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani dini siyasete alet etmek etmenin bir açıklaması mıdır bu? Neden bu sözler sarf ediliyor AKP'liler tarafından? Daha sonra bir yine AKP'li vekil, o Şanlıurfa vekili dedi ki din benim tek elimde değil, sen de kullan dedi mesela. Açıklaması da bu oldu yani, savunması. Yani bu sözlerin neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak sözler. Gerçekten yazık ama AK Parti şöyle bir sendrom yaşıyor. AK Parti 2002 yılında kurulduğunda, kuruluş şekline falan girmeye gerek yok ama insanların nezdinde gerçekten ama gerçekten çok büyük ilgi topladı. Ve insanlar AK Parti'ye çok büyük umutlar bağladılar. Ama 17 yıl sonrasında insanlar umutlarıyla oynandığını gördüler ve AK Parti'ye büyük bir teveccüh, büyük bir lezzet alarak oy vermiyorlar. Ve ciddi bir kısmı bu seçimde görülüyor ki oy vermeyecek. Bunu siz sahada görüyor musunuz? Hem anket yani, çalışmalarında görüyoruz, hem seçmenlerde görüyoruz bunu. Bu AK Parti büyük bir telaşa oluşturdu. Ve bu telaşa en başta ifade ettiğim gibi oy alma adına her türlü kırmızı çizgiyi aşma noktasına getirdi AK Partili yetkilileri ki bu da onların derdine derman olmayacak. Çünkü korkunun ecele faydası yok. Yani siz eğer 17 yıl boyunca
tek başınıza yönettiğiniz bir ülkede insanları memnun edemediyseniz bir günde sözlerinize ikna edemezsiniz zaten. Halbuki bir ülke tarihinde bile az bir süre değildir 17 yıl. Senin gerçekten fikrin varsa, düşüncen varsa, ülke adına büyük projelerin varsa ve ifade ettiğiniz gibi de bu projeleri gerçekleştirdiysen niye telaş ediyorsunuz? İnsanlarımız asla nankörlük yapmazlar siz doğru adımlar attıysanız, doğru hizmetler vermiş iseniz. Bu telaşa gerek yok. Ama gördüğümüz şu, gerçekten ülkemizin büyük sorunları var. İnsanlarımızın büyük sıkıntıları var ve insanlarımız artık eskiye nazaran AK Parti'ye verdikleri krediyi verme niyetinde Siz değiller. Siz anket yaptırıyor musunuz? Elbette ki. Biz özellikle seçimler başlamadan önce yerel bazda söylüyorum bunu. 1389 noktada 110 binin üzerinde 120 binde olmuş olabilir ama iki rakam arasında yanlış bir rakam ifade etmeyeyim. İnsanımızla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir anket çalışması yaptık. 10-11 tane soru sorduk. Yani bir, yaşadığınız şehirde belediye başkanından memnun musunuz? Yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Sizce yaşadığınız şehrin sorunları neler? Siz belediye başkanı olsaydınız ne yapmak isterdiniz gibi sorular ve 1389 dosya oluşturduk ve bunları 11-12 tane akademisyenimiz rapor haline getirdi. Bunları belediye başkanlarımızla paylaştık. Belediye başkanlarımız da kendi il, ilçe, beldedeki sorunlara göre bir yol haritası oluşturdular. Burada mesela 20 yıl önce biz bu çalışmayı yapsak herhalde yüzlerce değişik sorun ortaya çıkardı. Ama bugün öyle bir noktaya geldi ki %90 her yerde aynı sorunlar var. En tepede geçim sıkıntısı işsizlik. İkinci sırada işsizliği de içine katarak ekonomik sorunu söyleyeyim. İkinci sırada belediye yönetimlerinde memnuniyetsizlik. Mesela üzülerek söylüyorum. Bir soru var orada. Elif Hanım, sorduğumuz soru şu. Sizce yaşadığınız şehrin belediye yönetiminde israf ve yolsuzluk olduğuna inanıyor musunuz? Türkiye ortalamasını söylüyorum. %65 diyor ki evet, bizim belediyelerimizde israf da var, yolsuzluk da var, rüşvet de var. Böyle bir ülkede bereket olmaz ki. Böyle bir ülkede huzur olmaz ki. Peki şimdi yani diğer partilerin işte hem Mansur Yavaş'ı hem de Mehmet Özaseki'yi örnek vereceğim. Projelerini açıklıyorlar. Evet. Onların da adayların projelerine baktınız mı hiç? Yani ya da işte o projeleri beğendiğiniz projeler, sizin ekleyeceğiniz başlıklar var mı o projelere? Ben işe ilk önce hem Mehmet Bey'in hem de Mansur Bey'in projelerini okudum. Daha proje çalışmalarımızı yürütürken elbette ki Mansur Bey'in 3. dönem olmanın getirdiği zaten hazırlıkları vardı. Mehmet Bey'in de resmi kurumlar zaten bilgiler ellerinde olduğu için hazır teknik çalışmaları vardı. Çalışmaların ikisinde de mesela Mansur Bey'in yaklaşık 18 başlık altında 140'a yakın projesi var. Mehmet Bey'in de 11 başlık altında 111 proje çalışmasını ortaya koymuş oldu. Ben incelerken daha ince demeden bazı insanlarımızla veya medya kuruluşları bir araya geldiğim zaman da ifade ettim. İlk önce tebrik ettim. Aday tanıtım programında da kendilerine teşekkür ettim. Neden? Ben kim olursa olsun bir insanın ülkesi adına, şehri adına dertlenmesini, basit de olsa bir çalışma yürütmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu ifade ettikten sonra yapmış oldukları o proje çalışmalarını irdelediğimde rahatsız olduğum noktalar var, memnun olduğum noktalar var. Rahatsız olduğum noktaların başında şu var, çok popülist bir yaklaşım var. Zaten Türkiye bu popülist yaklaşım nedeniyle çektiği sıkıntı katlanarak gidecek böyle giderse. İkisinde de şu var. Yeter ki bize oy verin. Ne iş olursa yaparız abi mantığı var. Ve bütün sorunlara hakim olduğunu ispatlama çabası var. Bunlara gerek yok. Bunun yanında yine bütün sorunlara sebeplerden yola çıkarak değil, sonuçlardan yola çıkarak yaklaşım var. Bunlar pansuman tedbirleri. Peki mesela özellikle işte Mansur Yavaş örneğini vereceğim. Çünkü o şeffaflıktan bahsediyor. İşte yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da Eskişehir, CHP'nin Eskişehir, İstanbul hepsi. Yani CHP'de bir şeffaflık var. Size göre de bu doğru bir yaklaşım mı? Sizde de böyle bir nasıl diyelim bir adım olacak mı? Doğru bir yaklaşım olmakla beraber şeffaflık imza atmakla olmaz. Bir kağıdın altına imza atmakla olmaz.
aynesi içtir kişinin lafa bakılmaz. Şimdi 50 yıllık, biz kendimiz açısından söylüyorum, 50 yıllık bizim bir yürüyüşümüzün oturtmuş olduğu ilkeler sinsilesi var. Zaten biz 94 yılında olsun, bugün olsun, bütün belediye başkanlarımız sorunlarımıza yaklaşırken hep şunu söyledik. Dedik ki bizim yapacağımız projeler, bizim yapacağımız çalışmalar var ama öncesinde bunları nasıl yapacağımızı da size taahhüt ediyoruz. Neden? Bizim medeniyetimizin bizim hayatımıza nasıl söyleyelim, yerleştirmiş olduğu bir denklem var, bir formül var. O da şu: usul esastan önce gelir. Elbette ki yapılan bir iş önemlidir ama o işin yapılmış olmasının daha çok nasıl yapıldığı önemlidir. Neden? Ben şimdi Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak bir sorunumu halledilmesini istiyorum. Belediye de o sorunu halletti. Bu benim onu takdir etmem için yeterli bir neden değil, yapmış olması. Neden? Çünkü sen 10 liraya halledilebilecek bir sorunu 100 liraya hallettiysen takdir bekleme. Bunun bir anlamı yok. Ya da sen benim sorunumu hallederken şehrin tarihine zarar vermiş isen yapmış olduğun çalışanın hiçbir anlamı yok. Ya da sen benim beklentime cevap verirken benim değerlerime zarar vermiş isen yapmış olduğun çalışmanın hiçbir kıymeti yok. O yüzden zaten siz kazanırsanız biz, her şeyin nedenlerini de açıklayarak eyvallah. Biz şimdi bu akşam Elif Hanım, bu akşam biz 400-500 nitelikli katılımcının olduğu iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimizin bize davet karşılığında misafir olacakları Ankara Vizyon Programı icra edeceğiz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmayı 3 ana bölüme ayırdık. Birinci bölüm ilkelerimiz. Nasıl yapacağımız. İkinci bölüm Ankara'ya ilgili hedeflerimiz. Üçüncü bölüm ise yapacaklarımız. Mesela ilkelerimizi 9 maddede sıraladık. 9 tane bizim asla ve asla belediye başkanlığı kazandığımız zaman taviz vermeyeceğimiz ilkelerin birincisi, adil ve merhametli olacağız. Neden? Eğer bir yerde bir yönetim anlayışında zerre miktarı da olsa adaletsizlik varsa orada zulüm var demektir. Ama bir yönetim anlayışında adaletin olması bile yeterli değil. O adaletin içinde merhamet de yoksa orada mutlaka huzur eksikliği var demektir, muhabbet eksikliği var demektir. Peki kazanamadığınız diyelim, kazanamadığınız takdirde de yine bu söylemlerinizle mevcut, yani kazanmış olan belediyeye de işte bu projelerinizle yardımda mı diyeyim, tam zaten ifade edemedim şu ama. Var. Ben anladım. Yani inşallah ilkelerimizi de peşinden tamamlamak isterim. Biz zaten Mansur Bey projelerini açıklayarak, Mehmet Bey projelerini açıklayarak, biz Saat Partisi olarak projelerimizi ve yaklaşımımızı açıklayarak tarihe şerh düşüyoruz. Bunun anlamı şu: ben kazandığım takdirde doğru olduğuna inandığım Mansur Bey'in bir projesini uygulamaktan, Mehmet Bey'in projesini uygulamaktan asla çekinmem. Bu ayıp bir şey değil ki. Ama onlar da aynısını yapacağına zaten inanıyorum. Önemli olan bu zaten. Burada ben esasında Ankara'daki sorunlar belli, yapılması gerekenler belli. O yüzden biraz önce başlattığım sözleri tamamlamak isterim. Esas bu işlerin nasıl yapılacağı çok önemli. İkincisi ise biz dedik ki asla ve asla partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Çünkü belediyeler o belediye sınırlarında yaşayan tüm insanlara hitap eden yönetim kurumlarıdır. Sadece seçimi kazanan partilerin cirit attığı mekanlar olmamalı. Böyle bir anlayış olmaz, böyle bir mantık olmaz. Şimdi formaliteye çok düştü ama önceden bir belediye başkanı kazandığı gün rozetini çıkartır, artık ben tüm şehrin belediye başkanıyım derdi. Bunu yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa insanlar arasındaki bu kutuplaşma engellenmesi mümkün olmaz. Bunun yanında planlı ve programlı çalışacağız. Bakın, bugün faydalı gibi gözükse de plansız atılan bir adım, yarın planlı atacağımız bir adımın önündeki en büyük engeldir. Bakın ben üzülüyorum. Ankara'da şu anda 4 senedir, 5 senedir ne konuşuyoruz biz? Anka Park'ı konuşuyoruz. Allah'tan korkmak lazım. Ve Anka Park'ın resmi maliyeti 1,5 milyar lira olarak açıklandı ki bu 4 milyar liraya kadar gider. 1,5 milyar olarak kabul etsek bile bu ne demek? Ankara'da 1,5 milyon aile var.
her aileye getirmiş olduğu yük ki daha biner fazla, lira. Tabii ki biner lira ki. Ben yani bunu en az 2 bin lira olacağını düşünüyorum. Şimdi Ankara'da yaşayan her aileye 2 bin lira yük getirmiş bir park 4 yıldır altı vaziyette duruyor. 3 milyar diyor mesela. Yani herkes farklı rakamlar da söylüyor ama kaynakların ne kadar büyük bir bölümünün i̇şte biz, aktarıldığını gösteriyor bu rakam. Biz eğer planlı adım atmazsak inanın baş şehrimize yazık ederiz. Ülkemize yazık ederiz. Şimdi burada başka bir şey daha ifade edeyim. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır bilmiyorum. Her yıl dünyada en yaşanılabilir şehirler seçiliyor. Bu yıl bu çalışma yine yapıldı. İlk yüzde İstanbul yok. İlk yüzde Ankara yok. İlk yüzde Mehmet Bey'in övündüğü Kayseri yok. İlk yüzde bunun yanında İzmir yok. Sadece bir şehrimiz var. O da Bursa. Ama şimdi bu ilk yüzde bizim basite aldığımız, bazen T'ye geçtiğimiz Hollanda'nın bütün şehirleri var. Almanya'nın çoğu şehirleri var. Avusturya'nın çoğu şehirleri var. Ve 10 yıldır birinciliği kimseye vermeyen Viyana şehri. Viyana'ya gidelim. Viyana'da rezidanslar yok. Viyana'da ikiz kuleleri yok. 5 katlıdan fazla bina göremezsin. Ve en güzelini söylüyorum. Viyana'da hala restoranlarda ve evlerde çeşme suyu içilir. Çünkü çeşme suyu kaynaktan geliyor. Evet. Yani insan merkezli bir şehir anlayışı var. Maalesef Türkiye'de hep gösteriş merkezli, insanı merkeze almayan bir anlayışla atılan bütün adımlar şu anda önümüzde sorun olarak yığılmış vaziyetteler. Peki şimdi bir de tabii milli değerler burada ön plana çıkıyor. İşte fabrikalar satıldı, şeker fabrikaları son örneği oldu. İşte tank palet fabrikası, Saadet Partisi'nin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın da her defasında böyle üstüne basarak vurguladığı ifadeler de vardı. Oradan üretime geçmek istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Onu ayrıca değerlendireceğiz birazdan. Adıyaman'da bir olay yaşanıyor. Mesela tütüncüler pazarında artık eski yoğunluğun olmadığı, tütün üreticilerinin zor durumda olduğu, yani tek gelir kaynağı bu mesela Adıyaman'da. Tek gelir demeyelim ama büyük bir oranda gelir kaynağı bu. Şimdi oradaki üreticinin sorununu bir ekranımıza taşıyacağız. Bir virgül koyalım. Sizden de tabii görüş alacağım ayrıca. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere telefon attığımızda olacak birazdan. Ona da soracağız tabii. Şimdi diyor ki tütüncüler pazarı daha önceden Adıyaman'ın borsasıydı. Buraya il dışından insanlar tütün almaya gelirlerdi diyor. Ve ancak bugün tütüncüler alıcı bulamıyor. Evet, Abdurrahman Bey merhabalar. Sayın Tutdere merhabalar, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet. İyi yayınlar. Peki, sağ olunuz. Şimdi temel geçim kaynağı olarak bahsettiniz siz. Tütün üreticilerinin zor durumda olduğunu söylediniz. Ve buna yönelik de bir kanun teklifi verdiniz. Bu kanun teklifini de duyurmuş olalım bu arada. Neler söyleyeceksiniz? Tütündeki hapis cezası kaldırılsın diyorsunuz. Buyurun. Evet. Şimdi herkesin bildiği gibi sarmalı kırılmış tütün Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'de 5-6 bölgede üretilen ve tek başına içim özelliğiyle dünyada tek bir marka. Bu marka tütünümüz özellikle 2017 yılında mevcut hükümet tarafından çıkarılan bir yasayla kaçak statüsüne konuldu. Seçimler nedeniyle bu yasa ertelendi. Kaçakçılık kanununa eklenen 3. maddeye eklenen 20. fıkrayla tütün bulundurma, nakletme, bir yerden bir yere taşıma benzeri fiiller 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır şeklinde bir düzenleme yapıldı. Tabi bu düzenleme 24 Haziran seçimleri nedeniyle yürürlüğe girilmesi bir yıl ertelendi. Yani bu yıl bu yasa 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bu yasanın mevcut haliyle bu şekilde yürürlüğe girmesi Adıyaman başta olmak üzere sarmalama timi yapılan, pazarlanması yapılan bütün yerlerdeki üreticileri kaçakçı statüsüne koyacak ve bu insanlar hepsi adli soruşturmalarla muhatap olacaklar. Bu haliyle bu mevcut yasanın yürürlükte kalması üreticiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Zaten Türkiye'nin her tarafına Adıyaman'dan giden tütünlere yapan yol kontrolleri sırasında güvenlik kuvvetlerince el konuluyor. Üreticilere idari para cezalar kesiliyor ve bu haliyle zaten üretici mağdur. Bununla birlikte hapis cezasında yürürlüğe girecek olması bütüncülüğü tamamen bitirecektir.
Bunu kabul etmek mümkün değil. Adıyaman'daki üreticiler, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki üreticiler, bütün üreticiler bu konuda çok mağdurlar. Biz bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifimizi meclise sunduk. İnşallah meclis açılır açılmaz da Nisan ayı gibi bunu genel kurulda genel kurula indireceğiz ve orada da artık bu yasanın değişmesi noktasında orada gerekli mücadeleyi parti olarak vereceğiz. Peki Sayın Tuttere, kolaylıklar dileyelim size. Seçim çalışmalarındasınız şu anda Adıyaman'da. Biz sesinizi duyuralım istedik. Bu kanun teklifini de izleyicilerimize aktardık. Sağ olun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İçinde teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi bu da tabii ayrı bir sorun. Yani bölge bölge sorunlar farklılık gösteriyor ama illaki işin ucu işte üreticiye, işçiye bir şekilde dayanıyor böyle. En son işte tank palet fabrikasını örnek vermiştik. İşçiler mağdur oldu. Yine aynı şekilde şeker fabrikalarında. Şimdi AKP'yi değerlendirirsek burada, geçmişe baktığımızda rahmetli Erbakan'ın söylemleriyle milli duygular hep önde olan, hatta ilk kuruluş ilkelerinde de aslında bu var olan, şimdi neden böyle bir farklı yöne doğru bir durum var? Hep uyarılar yapılıyor. Saadet Partisi'nden de bu uyarılar geliyor mesela. Maalesef şimdi sizin de olaya üst noktadan ve bütüncül baktığımız zaman fotoğrafın daha iyi görünebilmesi için belki de şunu hatırlatmaya ihtiyaç var. Bir, yeraltı kaynakları bakımından. İki, coğrafi özellikleri bakımından. Üç, tarihi geçmişi bakımından. Dört, genç nüfusu bakımından. Dünyanın en muhteşem özellik, güzelliklere sahip Türkiye'de bugün, tabii bugün de değil aslında, yapılan bütün anketlerde son 15 yıldır neden birinci soru geçim sıkıntısı çıkıyor? Türkiye'nin %1'i etmeyecek özelliklere sahip, biraz önce ifade etmiş olduğum Almanya'da, evet, Hollanda'da insanlar işsizlik maaşıyla bile geçinmek yerine Türkiye'ye gelip tatil yapabilirken bizim insanımız neden 24 saat çalıştığı halde karnını doyurmakta sıkıntı çekiyor? Esas sormamız gereken soru. Neden üretemiyoruz? Üretim, ya bir toplum için en değerli şey ya da en değerli insanlardan birisi üretim yapan insandır. Bunların teşvik edilmesi gerekirken şu anda önlerini kesiyoruz biz. Şimdi tütünü konuşuyoruz ki biz ya Türkiye'de o kadar muhteşem nimetlerimiz var ki. Milli bakın değerlerimiz. Tütün, ekonomik olarak söylüyorum, fındık var mı dünyada bizim fındığımız gibi? İşte incir, zeytin, üzüm, yani her şeyimiz var. Her şeyimiz var ama aç kalıyoruz. Bunun tarifi çok zor. Şimdi burada parça parça çok şey konuşulabilir ama Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye bir İran değil. Türkiye bir İngiltere değil. Fransa değil. Almanya değil. Dünyanın en stratejik noktası olan Türkiye kendi haline asla ve asla bırakılmayacaktır. Buradaki sorun şu. İktidara gelenler bu oyun kurucularının kurmuş olduğu oyunun bir parçası mı olacaklar? Yoksa bütün oyunları bozup kendi oyunlarını mı kuracaklar? Sizin bu ortaya koymuş olduğunuz fotoğraf var ya Elif Hanım. İktidara gelen Saadet Partisi de olsa, küresel güçlerin kurmuş olduğu oyunlara sessiz kalıp, onların oyuncağı olmayı kabul ettiği sürece asla bu ülkede hiçbir gencimiz sıkıntısız bir hayat yaşayamaz. Ekonomimiz düzelmez, borçlarımız bitmez. Ama iktidara gelen parti tam tersine bütün oyunları reddedip kendi oyununu kurduğu takdirde, oyundan kastettiğim ne? Dış politikada kendi oyununu kuracak, ekonomide kendi oyununu kuracak, eğitimde kendi oyununu kuracak. O zaman göreceksiniz ki dünyanın en muhteşem ülkesi haline çabuk gelebiliyoruz. Erbakan hocam üzerinde oynanan en büyük oyun buydu. Erbakan hoca oyunun bir parçası olmayı kabul etmedi. Her alanda kendi oyununu kurdu. Kendi teknolojisini üreten, tarıma dayalı, bütün fabrikalaşmayı tamamlamış olan, eğitimde tarihine, inancına, değerlerine uygun bir sistemi belirleyen, dış politikada vagon değil lokomotif olmayı önceleyen bir bakış açısı, bir anlayış, bir istikamet oluşturduğu için o sıkıntılar yaşandı. Mesela devlet adamı demek gerektiğinde ülkesini partisinin önünde tutmak demek, ifadeleri de vardı, önünde tutabilmektir zaten demişti. Şunu bilelim, burada hatırlatmış olduğunuz için konu dağılıyor ama önemli cümle olduğu için söylüyorum. Bir parti mensubu ya da bir seçmen tutmuş olduğu parti yanlış yaptığı zaman ona yanlış diyemiyorsa onun kendi partisine bile faydası olmaz. Bir Saadet Partili Saadet Partisi yanlış yaptığı zaman bu yanlış diyemiyor ise,
bir AK Partili AK Parti yanlış yaptığı zaman bu yanlış diyemiyor ise onun kendi partisine de faydası olmaz, kendisine de faydası olmaz. İkisini ifade ettiğiniz önemli. Bir partinin yöneticileri de gerektiğinde ülkeyi kendi partilerinden önceleyemiyorlar ise onların da bu ülkeye hiçbir faydası olmaz. Erbakan hocamız eğer bir konuda ülke zarar görecekse bir oy almayı bırakın, oy kaybı yaşamayı çok önemsemezdi. Ülkeyi öncelerdi. Ama bugün zaten yaşamış olduğumuz sorun, birileri partiyi ülkenin önüne almış vaziyettiler. Ve bütün ülkenin nimetlerini, bütün ülkenin kaynaklarını ve bu 82 milyon insandan oluşan gücü kendi partisi için kullanıyor. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Peki çok farklı suçlamalar var. İşte hem ittifaka yönelik hem de AKP karşıtı olmanın getirdiği bazı zorluklar mı diyeyim artık yani. Çünkü öyle şekilde suçlamalar var ki hain deniliyor, işte illet, zillet vesaire birçok suçlama var. Evet. Şimdi bir ülkenin yarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. Bir tweet paylaşmıştı. Evet. Hatırlarsınız ikiye bölerek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar hani %50-50 diye böyle ayırarak oluyor üstelik bu suçlamalarda. Bu yani bir insanın yani kendisini yöneten bir insanın kendisini kaybetmiş olduğunu söyleyerek ancak tarif edebileceğim bir durum. Böyle bir yaklaşım olmaz, böyle bir mantık olmaz. Bence bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihaneti söylüyorum. Bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet kendisi gibi düşünmeyen insanları hain kabul etmekten geçer. Kendisi gibi düşünmeyen insanlara hain damgası vurmaktan daha büyük bir ülkeye ihanet olmaz. Ya bu ülkede biz ortak paydalarımızı çoğaltmamız lazım. Bu ülkede herkes aynı şeyler düşünmek zorunda değil. Aynı yaşantıya sahip olmak mecburiyetinde değil. Biz beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Özellikle AK Partili arkadaşların olduğu noktalarda da hatırlattığım bir durum var. Bakın, tarih de şahittir, bugün yaşadıklarımız da şahittir ki ne yaparsanız yapın. Sizce AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi hiçbirisi fark etmez. Dünyanın bütün gücü ellerinde olsa bile Türkiye'deki seçmenlerin %100 AK Partili olur mu? %100 CHP'li olur mu? %100 MHP'li olur mu? %100 Saadet Partili olur mu? Mümkün değil. O zaman beraber yaşamasını öğreneceğiz. Peki, ve birbirimize beraber yaşamanın da en kestirme yolu birbirimizin düşüncelerine saygılı olacağız. Size anket yaptırıyorum dediniz. Anket sonuçları peki seçmeni etkiliyor mu? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü vardı. Ben anketlere güvenmiyorum demişti. Dolayısıyla seçim sonuçları farklı mı artık? Yani bu seçimde biraz daha farklı bir tablo mu görünecek? Bunun getirmiş olduğu bir kaygı mı var iktidar üzerinde? Onun için mi güvenmiyorum denildi? Çünkü çok sık anket yaptırır AKP. Hı hı. Normalde yani ama herkes bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti anketsiz nefes bile almaz. Bir adım bile atmaz. Ha, anketler ne söylüyor? Anketlerin ne söylediğini esasında Cumhurbaşkanımızın beden dili ve bunun yanında iktidar partisi mensuplarının beden dili bunu söylüyor zaten. Ama bu beden dili bilsinler ki onlara daha çok kayıplar verdirtecek. Çünkü insanların 10 yıl önceki gibi düşünmüyorlar. 10 yıl önceki duruşa sahip değiller. Tam tersi, tekrar söylüyorum, insanlarımız geçim derdindeler ve kavgadan bıktılar. Peki, yüksek tonda konuşmalardan usandılar. Kampanya eşit gidiyor mu? Yani adil ve bir eşitlik görüyor musunuz seçim kampanyalarına yönelik? Şimdi biz 50 yıldır milli nizam, milli selamet, refah, fazilet ve saadet hiçbir dönemde eşit yaşamadığımız için biz alışığız. 50 yıldır zorluklara, sıkıntılara alışığız ama burada bu seçimde ilk defa farklı bir durum daha var. Şimdi beraber caddeye çıkalım. Caddede bütün direklerin önünde bir Mehmet Bey'in resmi, iki Cumhurbaşkanı resmi var. Ben nasıl ona Cumhurbaşkanım diyeceğim? Benim rakibimin arkasındasın sen. Sen nasıl benim Cumhurbaşkanım olacaksın? Böyle bir mantık olabilir mi? Esas en tehlikelisi bu. İktidarın para harcama hususunda, bütün imkanlar pervasız kullanma hususunda söyleyecek çok şey var. Onu kenara koydum. Bu ülkenin en tepesindeki insan, yani herkesin cumhurbaşkanı olması gereken biri şu anda bir adayın arkasında, yanında.
Hatta artık son zamanlarda önünde. Şu anda bakıyorum herhalde son bir haftada korku artınca resimlerin yeri değişti. Mehmet Bey'den daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve bunun yanında Devlet Bey'in resimleri konulmaya başlandı. Tarihte biz hiçbir yere seçim böyle yaşamamıştık. Sizin ifade ettiğiniz diğer boyuta bakarsak Allah'tan korkmak lazım gerçekten. Bütün direkleri kapattınız. Bütün inşaatları kapattınız, bütün binaları kapattınız. Bir asfaltlar kaldı, orayı da giydirirseler biz de gönül rahatlığıyla temiz olarak arabayla üzerinden geçeceğiz. İstiyorlar ki, yani hiçbir rakip olmasın. İstiyorlar ki seçim olmasın. Demokratik ülkelerde bir parti mensubu, bir aday, bir parti genel başkanı veya bir belediye başkan adayı talip olduğu makamda veya kazandığı makamda gitmeyi göz önüne alamıyor ise onun kendisine ve o şehre ne denli zarar vereceğine dair bütün fotoğrafları şu anda görüyoruz. Böyle bir peki, yaklaşım bir de, olmaz. Şunu da soracağım. Şimdi bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasıyla fezleke düzenlendiği, fezleke hazırlandığı ortaya çıktı. 2018'de Haziran ayında Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu Süleyman Soylu. Şimdi Süleyman Soylu genellikle çok sert ifadeler kullanıyor. Hem muhalefet açısından diyelim hem de işte sosyal medyada da bazı mesajlar bu yönde gidiyor ama kendisine böyle ifadeler yöneltildiği zaman da suç duyurusuyla hemen karşılık veriyor. Ankara'da çok fazla seçim mesaisi yapıyor. Dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Ankara'ya özel bir ağırlık mı veriliyor AKP tarafından? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Değerler, değerler, değerler dedik ya. Bugün belki de biraz azaldı. Ama eskiden daha fazla evimizi süsleyen salonların veya iş yerlerimizin, bürolarımızın duvarlarında genellikle bir tablo bulunurdu. Bu tablolardan bazılarında şöyle yazardı: edep yahu. Vallahi bu ülkede eğer zerre miktarı utanma duygusu var ise bazı insanlar 5 yıl önce söyledikleri sözlerden dolayı bugün sokağa çıkamamalılar. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı bugün sert söylemler söylüyor diyorsun. Bugün değil ki sadece. Demokrat Parti'nin başındayken Sayın Başbakan'a, o Cumhurbaşkanı'na, tersiyle, AK Parti'ye. Evet. Şimdi yarın kime ne yapacağı da belli değil. Bizim ülke olarak bu anlayıştan kurtulma ihtiyacımız var. Bugün farklı konuşan, yarın farklı konuşacak. Ve ülke çok çekti bundan. Dün hain ilan edilenler bugün kahraman ilan edilebiliyor. Dün kahraman ilan edilenler bugün hain ilan edilebiliyor. Bu anlayış hızla terk edilmesi gereken ama bu anlayıştan beslenenlerin de tasfiye edilmesi gereken bir süreci inşallah yaşarız. Böyle bir şey olmaz ki. Bir siyasetçi özellikle bir kurumu temsil ediyor ise, siyasi parti olabilir veya resmi bir kurum olabilir, tetikçilik yapmayacak. Ve tam tersine yumuşak üsluba sahip olacak. Tam tersine kucaklayıcı olacak. Ya biz bir seçimde bu ülkede yaşayan tüm insanlar arasına fitne tohumları ektikten sonra, insanları birbirine hakaret edecek noktaya getirdikten sonra seçimi sen kazanmışsın, ben kazanmışım ne olacak ki yani? Ülkenin tadını tuzunu kaçırdıktan sonra sen belediye başkanı olmuşsun ne olacak ki? Bu anlayışı ben altını çizerek söylüyorum. İnsanlarımız bu seçimde cezalandıracaklar. Bunu görüyoruz, bunu hissediyoruz. Bunu da 31 Mart'ta 18 gün sonra yaşayacağız inşallah. Evet, CHP liderine Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasıyla fezleke dedik. Bunun da ayrıntıları yine ana haber bültenimizde yer alacak. Peki bir de tabii İYİ Parti'ye yönelik de Meral Akşener'e de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert, hain suçlaması olduğu böyle ifadeler kullandı. Tehditvari anlama gelecek cümleler kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı'nın söylemesini. Özellikle. Esra, şu anda da konuştuklarımız içerisinde hepsi bunların bu, cevabı mi? Zaten. Evet. Ya siz bile ben dikkat ediyorum. Sert üslup ve hakaret, iftira, tehditle alakalı bitmiyor yani. Örnekler bitmiyor. Bitmiyor örnekler. Yazık değil mi? Değil mi? Evet, halbuki aramakla bulamamamız gereken bir örnek olması gerekir.
Evet. Bir de Saadet Partisi'nin reklam kampanyasını soracağım şimdi size. O kadar çok sosyal medyada yankılandı ki böyle seri halinde geldi. En son Gönül İşi dedikleri isimli bir reklam kampanyası vardı. Evet. AKP'nin bütün uygulamaları hemen hemen eleştiriliyor burada. İşte Gönül İşi dediniz ama böyle oldu diye bir kıyaslama da var. Ses getirdi mi gerçekten? Hani bu seçmende de bunun karşılığını gördünüz mü? Kesinlikle. Ben tabii ki bizim Saadet Partisi Genel Merkez bünyesinde SİO diye bir çalışma ekibimiz var. Siyasal İletişim Ofisi diye. Oradaki genç kardeşlerimiz gerçekten muhteşem işler çıkartıyorlar. Sizin fikrinizin doğru olması, iyi işler yapacak olmanız yeterli değil insanlara ulaşmadığı zaman. Sosyal medya aracılığıyla bizim düşüncemiz, fikrimiz, yaklaşımımızı bütün insanlarımız görmesi hususunda gerçekten muhteşem bir çalışma ortaya koydular. Bu vesileyle ben onları tekrar aynı zamanda tebrik ediyorum. Çok önemli çünkü zira belki de son 20-30 yılın içerisinde siyasi partiler bu kadar nefessiz kalmamışlardı insana ulaşma noktasında. Bütün medyanın geldiği nokta belli. İnsanlar özgürce kendini ifade edemiyorlar. Hatta kendi mahallelerinden herkesin saygı gösterdiği bir fikir adamı ben bu dönemde yazı yazarken zorlandığım kadar 28 Şubat'ta bile zorlanmadım dediği için linç edildi. Evet. Ve 30 yıl 40 yıldır görev yaptı. Ne söyleyeyim, görev alanını bırakmak mecburiyetinde kaldı. Böylesine baskının zirvede olduğu bir süreçte, bir zaman diliminde sosyal medya bizim açımızdan çok önemli. Bunu da gençlerimiz vasıtasıyla en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, çok fazla sosyal medyada yankı uyandırdı. Acaba seçmende de gerçekten hani karşılığı oldu mu? Bunu merak ettik elbette. Evet. Bir de çok önemli başlıklar var. İşte mahşer ifadelerine bile yer verilmiş yani oy isterken AKP'nin. Yeni parti iddialarıyla ilgili de soracağım tabii. Şimdi yeni parti gündeme geldi birdenbire. Ahmet Davutoğlu ve Gül'ün birlikte kuracağı, sonra bir de ayrı Ali Babacan var. Yani iki partiden söz ediliyor ama nasıl değerlendiriyorsunuz yeni parti iddialarını? Ben iki tespitte bulunabilirim. Birincisi bizde meşhurdur, olmamış olaya fetva verilmez. Yani ben olmamış olayı konuşmayı çok doğru görmüyorum. Peki sizce konuşulması bile iktidarı biraz rahatsız etti mi? Tam tersi bence. Ben biraz farklı bakıyorum bu olaya. Bizim Saat Partisi olarak gündemimizde yeni parti çalışmaları, oluşumları ya da konuşmaları asla yok. Türkiye'de ben yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğuna da inanmıyorum. Diğer taraftan ise yeni parti oluşumlarıyla ilgili gazetelerdeki haberde ben AK Parti'nin eli olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü AK Parti'ye yarar. Özellikle tabiri caizse şu mesaj, şu hava verilmeye çalışılıyor muhafazakar kesimde. Bu seçimde oyumuz düştüğü takdirde AK Parti'yi yıpratmak için, AK Parti'yi dağıtmak için yeni oluşumlar olacak. Öyleyse partinize sıkı sıkı sarılın demektir bu esasında. Bu yüzden de birilerinin bu yeni parti oluşumları konuşması esasında AK Parti'ye zarar vermez. Tam tersine AK Parti'yi besler. Onu 31 Mart'tan sonra konuşuruz. 31 Mart sonuçlarını değerlendirdikten sonra 1 Nisan'dan sonra hep beraber konuşuruz inşallah. Evet, çünkü hep şöyle de deniyor. İşte bir grubun mesela AKP içinde rahatsızlık olduğu, bir grubun Saadet Partisi'ne yönelebileceği böyle iddialar konuşuyor yani kulislerde. Bunu onun için sormak istedim. Yo, zaten AK Parti içerisinde çok büyük sıkıntılar var. Çok büyük sorunları var ve bu patlayacak. Bunun durdurulması mümkün değil. Sadece Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle durması da mümkün değil. Türkiye, AK Parti bir kişiyle kontrol edilmeye çalışıldıkça basınç artıyor. Mesela bir örnek vereyim. Ben Gölbaşı, TOKİ'de oturuyorum. Bizim TOKİ'ye giderken yol ve oradaki refüjler 7-8 aydır tabiri caizse orada yaşayan insanlara eziyet ediyordu. Bu kadar çirkin, bu kadar kötü, bu kadar sıkıntılı yapılmadı. Çünkü Gölbaşı AK Parti'nin belediyesi ama bu seçimde AK Parti adayı göstermedi. MHP'ye verildi orası. İnsanlarımızın kışın ortasında çamur deryasında ve arabayla geçemeyecekleri kadar bozukluğun oluştuğu ve 5-6 aydır bu sıkıntılar yaşadığı bir süreçte bugün bir günde yapıldı orası. Neden? Yüzlerce işçi var refüjlere, şimdi o çamurlu refüjlere çimenler dolduruyorlar.
Neden bir günde? Cumhurbaşkanı hemen geliyor, miting yapacak o yüzden. Böyle bir kafa olmaz, böyle bir anlayış olmaz. Partide de aynısı. Her şey Sayın Cumhurbaşkanı'ya gidiyor ama bu artık kaldırılamayacak bir noktaya geldi. Biz aslında şunu söylüyorduk. Ben bir yerde demiştim ki Sayın Cumhurbaşkanımız söylediklerini yapsa kahraman olurdu. Ve biz de sonuna kadar alkışlardık. Ama gerçekten yaptıklarını da konuşsaydı perişan olurdu. İnsanlarımız şu anda AK Parti'nin söylediklerini değil yaptıklarını hissetmeye başladılar. Ve gerçeklerle yüzleşmeye başladılar. Bunun yanında da AK Parti içerisindeki sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve basılamayacak bir nokta oluştu. Bu durum nereye evrilir? Bir Nisan'dan sonra hep beraber göreceğiz. Bir ezan tartışması oldu. Son birkaç dakikamız ama onu da hemen soracağım. Ezanda ıslık çalındı tartışması oldu. İşte 8 Mart Kadınlar yürüyüşünde. Ama daha sonra sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting konuşmalarında hep ezan bir taraftan okunuyor ama o konuşmasına devam ediyor. Böyle görüntüler de yayınlandı. Bunlara ne diyeceksiniz? Yani bütün bunlar da hani seçime yönelik söylenen söylemler midir? Şimdi bu olay ilk gazetelere ya da televizyonlara düştüğünde ilk anlaşılan neydi? Oradaki bir topluluk ezanı protesto ediyor. Hı hı. Ve bizim insanlarımız ve kurumlarımız buna tepki gösterdiler. Bunda hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yok. Ama sonra bu olayın aslında böyle olmadığı net anlaşılıp birileri özür diledikten sonra, yani hükümete yakın gazeteciler, tabii ki yani yayın net anlaşıldıktan sonra, net anlaşıldıktan sonra bunu suistimale devam etmekten daha ayıp bir şey olamaz yani. Çünkü sen bu ülkede böyle bir şey olsa bile devlet aklı bazen şunu gerektirir. Olanı bile konuşmamak gerekir bazen ki zarar çok görülmesin. Ama olmayanı varmış gibi göstererek bu ülkedeki insanlar arasındaki kutuplaşmayı zirve yaptırım ne olacak yani? Yani ben şunu anlamakta sıkıntı çekiyorum. Sen ne istiyorsun arkadaş? Yani kardeş kardeşle kavga mı etsin istiyorsun? Sen bu ülkede komşu komşuyla kavga mı etsin istiyorsun? İnsana birbirine hakaret mi etsin istiyorsun? Eğer ben kazanayım da ne olursa olsun diyorsan ki bu anlama geliyor. Senin yarın bu ülkede hayırla yad edilmen mümkün olmaz. Bu ülkede bakın, bu ülkede siz de ifade ettiniz, Erbakan hocamızın uğramadığı sorun, sıkıntı, hakaret kalmadı. Ama ülke adına hepsine sabretti. Bugün onun gibi düşünmeyen insana bile hayırla yad ediyorlar. Ama bu ülkenin iyiliğine diye bu ülkede darbe yapanlar, bu ülkede cumhurbaşkanlık yapanlar hiç kimse tarafından hayırla yad edilmiyor. Yarını düşünmek mecburiyetindesiniz. Bugün güçten kaynaklı olarak size yapılan sevgi gösterilerine aldanmayın. O mühür elinizden düştüğü anda sokağa rahat çıkabilecekseniz deriz ki doğru yapmışsınız. Ama yarın o mühür, o imkan, o koltuk elden gittikten sonra insanların size selam bile vermeyeceği bir ortam oluşacaksa zaten esas karneniz de olacak. O zaman eyvah ki eyvah. İşte hemen arkasından da geçtiğimiz günlerde yine akşam tekbir sesleriyle yürüyüş gerçekleştirilmişti. Bu sefer de tam tersi bir protestoydu. Dolayısıyla işte hemen Saadet Partisi liderinin sözleriyle bitirmek istiyorum ben. İktidar kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyor demişti ki bir örneği de o akşam yaşananlar da benzer bir örnek oluyor aslında o kutuplaşmaya. Sayın Doğan, son mesajlarınızı da alalım. Şimdi sonuna geldik artık programımızın. Hayat tercihlerden ibaret. Her insan atacağı her adım öncesinde bir tercihte bulunur. Ve o tercihin sonucunu yaşar. Buna da kimsenin müdahale etme hakkı yok. Hiç kimsenin yaptığı tercihten dolayı ötekileştirilemez. Ve kendisine hakaret edilemez. Ama bilelim ki hayat seçimlerden ibaret değil. Bugünün yarını var, 1 Nisan'ı var, yetmedi ahireti var. Herkes bunu düşünerek hareket etmek mecburiyetinde. Biz 50 yıldır bu ülkede yaşayan tüm insanlar arasında, bu ülkede var olan tüm partiler arasında, tüm kurumlar arasında hep köprü vazifesi gördük. Ve bugün de bu köprünün yıkılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ki fikri olarak değil ama insan kaynağı olarak içimizden çıkan insanların kışkırtmalarına rağmen asla ve asla biz ne yürüyüşümüzden ne duruşumuzdan taviz veririz. Ülke adına faydalı olduğumuz her şeyi desteklemekten de çekinmeyiz. Ama ülkeye zarar verecek olan fikre karşı dik durmaktan da asla çekinmeyiz. Bunu dün de yaptık, bugün de yapacağız. Yani şimdi dün özellikle
insanlarımızın arasına örülmüş barikatlar ve arada çıkartılan kavgalar neticesinde 12 Eylül bizi zor atlatmış bir topluluğuz. Bugün bu tecrübe yaşandığı halde buna benzer duyguları bu ülkeye yaşatmaktan daha büyük bu kötü ülkeye kötülük olmaz. O yüzden ben bütün siyasi partilerin sözlerine, adımlarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Seçmenlere yönelik de bir şey söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Sözlerimi tamamlayabilirim. İnsanımız da şunu bilsin. Yani bu ülkede kimisine göre adalet var, kimisine göre yok. Kimisine göre eşitlik var, kimisine göre yok. Bu tartışılır. Ama benim bildiğim bir şey var. 18 gün sonra, yani seçim günü, bu ülkede yaşayan herkes eşit. Cumhurbaşkanı'nda bir oyu var, işçinde bir oyu var, amirinde, memur, herkesin bir oyu var. İşte herkes eğer bu ülkede 4-5 yıl eşit yaşamak istiyorsa, o bir gün eşit olduğu günde doğru adım atmalı. Ve o bir oy kullanmanın değerini bilmeli. Yetmedi, mutlaka 5 yıl hayatımızın nasıl şekilleneceğine karar verdiğimiz o oy verme işlemini mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Vatandaşlık görevi. Tabii ki vatandaşlık görevi olarak. Yoksa o işlemi gerçekleştirmeyenin ondan sonraki seçime kadar yaşadıklarına şikayet etme hakkı yoktur. İnşallah biz sanki bayram gibi 31 Mart günü 1389 noktada bizi idare edecekleri seçeceğiz ki ben o sonucunda hem ülkemiz hem milletimiz için hayırlara vesile olacağına inanıyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dileyelim size. Evet sevgili izleyiciler, Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan konuğumuzdu. Hem Ankara'ya yönelik projelerini dinledik hem de tabii gün içindeki gelişmeler de yine gündemimizdeydi. 31 Mart yerel seçimleri ne artık çok az bir zaman kaldı diyoruz. Liderlerin mesajları, tüm gelişmeler, özellikle Mansur Yavaş'a yönelik suçlamalar, iddialar, hepsi akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. İyi akşamlar.